Merhabalar, kanalıma ve mutfağıma hoş geldiniz. Bugün sizlere balık tatlısı tarifini paylaşmak istiyorum. Tarifimiz için öncelikle şerbetini hazırlayalım. Şerbeti için tencereye 2 su bardağı toz şeker, 2,5 su bardağı su alalım. Ocağa alalım. Çeyrek limon suyunu sıkıp kendisini de içine atalım. Şeker eriyene kadar karıştıralım. Kaynamaya başladıktan sonra kısık ateşte 5 dakika kaynatıp ocağı kapatıp soğumaya bırakalım. Şerbet soğurken bizler de hamurunu hazırlayalım. Hamuru için bir kutu krema, bir paket vanilya, bir paket kabartma tozu ekleyip iyice karıştıralım. Unu azar azar ilave edelim. 1 su bardağı un ekledim. Artı 1 yemek kaşığı tepeli un ekledim. Karıştırıyorum. Yumuşak, ele yapışan bir hamur olacak. Kaşık kullanarak karıştırdım. Tahta bir kaşıkla karıştırırsanız çok kolay karıştırabilirsiniz. Hamurumuz hazır. Bir küçük kaseye 2 yemek kaşığı kadar sıvı yağ alıp elimizi sıvı yağa batırıp yağı elimize sürelim. Cevizden biraz daha küçük parçalar koparıp yuvarlak şekil verip yağlanmış dikdörtgen borcama dizelim. Hamurun elimize yapışmaması için elimizi yağa batırıp şekil verelim. Tepsiye dizdim. Önceden ısıtılmış 170 derecelik fırına verelim. Fırında üzeri kızarana kadar pişirelim. Benim fırınımda 20 dakikada pişti. Fırından çıkaralım. 5 dakika bekletelim. 5 dakika bekledikten sonra soğuk olan şerbeti sıcak tatlıya verelim. Tatlının şerbetini daha güzel çekebilmesi için üzerini kapatalım. Ara ara şerbetinden alıp her bir tatlının üzerine şerbetinden dökelim. Tatlı soğuduktan sonra servis edebilirsiniz. Üzerine Antep fıstığı serpelim. Üzerine dilediğiniz gibi süsleyebilirsiniz. İsterseniz Hindistan cevizi de kullanabilirsiniz. Fındık, ceviz de kullanabilirsiniz. Tatlımız hazır. Adından da anlaşıldığı gibi böyle bulut gibi yumuşacık bir tatlı oldu. Deneyeceklere şimdiden kolay gelsin. Herkese afiyet olsun. İzlediğiniz için teşekkürler. Bir sonraki tarifimde görüşmek üzere. Hoşça kalın.